Ben Alpay Doğan. Dağılan 5 kişilik bir ailenin babasıyım. Eşimi 1999 Gölcük depreminde kaybettim. 3 çocuğum var. Bilhassa oğlum Tunç bu olaydan dolayı beni suçladığı için yok sayıyor. Yıllardır da görüşemiyoruz. Yuvam dağıldı. Hayatım değişti. Keşke zamanı geri alabilseydim. İnanın bana, keşke ben ölseydim dediğim o kadar çok an oldu ki. Ne olur oğlum Tunç'la beni bir araya getirin. Ne yaptıysam olmadı. Lütfen bana yardım edin. Başlıyor muyum ben? 20 yıla yakındır 3 çocuğum var benim. Onlarla görüşemiyorum, konuşamıyorum. Neden, bir şey mi yaptınız? Ne oldu? Onlara göre ben annelerinin katiliyim. 17 Ağustos o büyük depremde bir gün önce ben evi taşıdım. Eşim enkaz altından canlı çıkamadı. Çocuklar da beni suçluyorlar o yüzden. Çocuklarımla böyle ayrı kalmak, konuşamamak inanılmaz bir yıkım. Bu fotoğrafı bize babanız ulaştırdı, siz de anlamışsınızdır. Benim öyle bir babam yok, anladınız mı? O tam bir katil. O katil adama babam diyemem ben bu saatten sonra. Keşke diyorum hani o depremde ben ölseydim. Ne o baba denilen adama, ne o katile, ne de onun sesine ihtiyacım var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen kararlar ve bazı kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. ...1999 yılı, o yıl yaşadığımız felaket sonucunda pek çok gerçekle karşılaşmıştık. Belki de o güne değin yaşamadığımız çok şeyle yüzleşmiştik. Bugün programımıza başvuran Alpay Bey'in hikayesi. Deprem sonucunda yıkılan bir bina ve ailenin gerçek hikayesidir. Kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Amca. Anne, ben yatarım. Amca doldum kurtar. Amca. Anneciğim. Dur, sabret. Acele yok. Tamam, burada. Sakin ol. Ayağım. Bir dakika. Aa, paçam. Tamam. Aç şunu. Baba, neler yaptın? Alpay Bey'e bir şans yaratabilecek miyiz? Bilmiyorum. Şimdi gelin hep birlikte Alpay Bey neden bir şans istiyor? Kulak verelim. Hadi. Rahatsız olmayın lütfen. Merhaba, merhaba Alpay Bey. Merhaba, hoş geldiniz Ayşe. Buyurun buyurun, oturun. Aa, çok naziksiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Heyecanlı mıyız biraz? Oh, sormayın. Baya, baya heyecanlıyım. Fark ettim. En az sizin kadar ben de heyecanlıyım. Çok etkilendim ben sizin hikayenizden. Şimdi seyircimiz de duysun. Neden bize başvurdunuz Alpay Bey? Bir anlatalım mı? Şimdi Ayşegül Hanım, ben 20 yıla yakındır 3 çocuğum var benim. Onlarla görüşemiyorum, konuşamıyorum. Ve ne yaptıysam, kimleri araya koyduysam bir türlü ulaşamadım kendilerine.
Son çarem sizsiniz. Görüşmüyorsunuz siz. Maalesef. Neden? Bir şey mi yaptınız? Ne oldu? Vallahi onlara göre ben annelerin katiliyim. Annelerini ben öldürdüm. Eşinizi? Maalesef. Neden? Ya biz aslında şöyle bir durum oldu. Ben 17 Ağustos malum o lanet gece diyeceğim artık ama. Ne yazık ki. O büyük depremde bir gün önce ben evi taşıdım. Allah Allah, 16 Ağustos. Maalesef 16 Ağustos'ta evi taşıdık. 17 Ağustos'ta depremde eşim enkaz altından canlı çıkamadı. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Dolayısıyla işte çocuklar da beni suçluyorlar o yüzden. Bunun için suçluyorlar sizi. Maalesef. Ama böyle maalesef. Yani siz yani nasıl bilecektiniz ki böyle bir şeyi, nereden bilebilirdiniz yani? Bir afeti yani Allah'tan gelen bir şey bilemezdiniz ki. Kaç çocuğum var dediniz? 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Peki hiçbiriyle mi görüşmüyorsunuz yani şu anda? Yani kızım ve küçük oğlumla bir zaman sonra irtibat kurduk. Yani telefonla görüşüyor dedi ama ortanca oğlum Tunç'la kesinlikle yani keşke diyorum hani o depremde ben ölseydim. Kim gidiyor oğlum benden, nefret ediyor. Yani annesini ben öldürdüm diye ama... Bir hikayeyi anlatır mısınız? Ne oldu? Yani taşındım dediniz değil mi? 16 Ağustos'ta taşındım. 16 Ağustos günü biz evimizi taşıdık. Neden ama taşıdınız mesela evinizi? Hani ne şey oldu? Aslında eşim istemiyordu taşınmamızı. Ama şimdi biz evlendiğimiz zaten 3 tane çocuğumuz olduktan sonra ben dedim ki daha böyle büyük bir eve taşınalım. Kızımın bir odası olsun, çocukların ayrı bir odası olsun. Eşim daha rahat etsin. Çünkü o her şeye en güzeline layık bir insandı. Ay, seviyordunuz yani, çok eşiniz. Yani inanılmaz, yani o bambaşka bir insandı. Hani bütün her şeyim onun içindi aslında. Hani bütün yapmak istediklerim onlar içindi. Onların iyiliği için. Sonuçta aileniz rahat etsin. Rahat etsin diye, istedim. Eşiniz rahat yani, etsin. Bir baba olarak en iyisini yapmak istedim. Ve 16 Ağustos'ta biz taşındık ki eşim istememişti. Eşiniz niye taşınmak istememiş? Eşinizin ismi neydi? Pardon. Nuray. Nuray komşularını çok severdi. Hani işte. O mahalleden de ayrılmak istiyordu. Bir de çok tutumlu bir insandı. Masraf yapmak istedi ama ben de dedim ki yani daha güzel bir yerde olsun istedim. En nihayetinde aileniz düşündüğünüz yani, için, onların rahat etmesi için. Kesinlikle. Ne iş yapıyordunuz? Ben esnafım efendim, kırtasiye dükkanım vardı. Hala var mı? Maalesef. Yok. Depremde işte her şeyimizi kaybettik. Hani işte eşim bir türlü hani içine mi doğdu onu da bilmiyorum. Hani herhalde diyorum hani kadınların hisleri hakikaten kuvvetli oluyor. Keşke diyorum hani taşınmasaydık. Ben sanki onu böyle zoraki bir oraya getirmiş gibi oldum. Herhalde çocuklar da tabii büyük olasılıkla o yüzden daha çok suçlamaları o yüzden. Yani bir de o ev annelerine mezar oldu düşüncesi var. Hani... Ya Alpay Bey, alın yazısı diye de bir şey var değil mi? Var yani, kader. Kader diye de bir şey var. Bu kadar kendinizi üzmeyin yani. Çok fazla eziyet etmişsiniz kendinize. Peki çocuklara kim baktı o arada yani siz görmediyseniz? Nerede kaldılar? Depremden sonra zaten anneanneleri aldı. Anneannelerinde kaldı. Hmm. Anneanne bir köprü olmadı mı aranızda? Ya da aynen. O da hani kızı. Ha. Yani maalesef o ayrı bir konu zaten. Hani şimdi sonuçta tabii o da kızını kaybetti. Hani onu da suçlayamıyorum da bir taraftan. Ama hani ben çalıştıklarımı gönderdim, harçlıklarını da gönderdim. Hani o da harcadı çocuklara muhtemelen ama hiç öyle bir yani olumlu bir şey olmadı. Kimi soktuysam araya. Hani onu soracaktım ben, bir irtibat kurmaya çalıştınız mı daha evvel? Çalışmaz olur muyum? Özellikle de şey dediniz yani Tunç ortanca oğlumla.
hiç görüşemedim. Onunla bir hani bir şey kurmaya çalıştınız mı? Yani irtibat kurmaz mıyım? Yani kurmak istemez miyim? Çünkü hani ama... Biliyorsunuz değil mi ne yapıyorlar, nerede oturuyorlar? Tabii, öyle tabii, bir bilginiz tabii. Veya hani şeyiniz eşi, dostu var kim varsa araya soktuğum... Hatta elime bir tane bir adres geldi. Bir dostum vasıtasıyla gittim. Kapıyı çaldım. Bayan çıktı. Tunç yoktu. Adres doğruydu ama. Yani Tunç nerede dedim. Tunç dışarıda dedi. Siz kimsiniz deyince ben eşiyim dedi. İnanır mısınız Ayşegül Hanım? Ben o gün depremi bir daha yaşadım. O dünya benim başıma bir daha yıkıldı. Onu anlatmanın imkanı yok. Ben, oğlum evlenmiş. Torunum da olmuş ama benim bundan bir baba olarak haberim yok. O yüzden hani son şansım sizsiniz, ne olur yardım edin, ne olur. Ben elimden geleni yapacağım sizin için. Tunç'la konuşmaya çalışacağım. Sizin bize verdiğiniz emaneti ona ulaştırmaya çalışacağım. Ama bakın bir söz vermiyorum. Yani hani kesin sizi yan yana getiririm, buluştururum falan gibi bir şey demiyorum. Ama yine söylüyorum, elimden geleni yapacağım. Ayşegül Hanım, benim hatıralarım, yani üç çocuğum ve size verdiğim emanetin haricinde hiçbir hatıramda kalmadı. Yani sizden yardım istiyorum, son bir şans istiyorum. Ben şimdi gidiyorum. Tunç'u arayacağım. İnşallah iyi haberlerle döneceğim. İnşallah. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Görüşürüz. Şimdi ben Alpay Bey'in oğlu Tunç Bey'i arayacağım. Ben de heyecanlıyım. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Bize ne diyecek? Merhaba, buyurun. Tunç Bey, merhaba. Merhaba, buyurun. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa isimli televizyon programından arıyorum sizi. Hadi, buyurun. Bizim size ulaştırmamız gereken bir emanet var Tunç Bey. Ne gibi bir emanet? Bu arada numaramı nereden buldunuz? Az önce söyledim ya, Bir Şansım Olsa isimli televizyon programından. Dolayısıyla bizim bir ekibimiz var. Ekibimiz araştırdı ve sizin numaranıza ulaştık. Evet. Şimdi şöyle, sizin tam da evinizin önünde bir araç var. Ben sizden bir 5 dakika rica ediyorum. O araca inip size ait olan emaneti almanızı istiyorum sizden. Mümkün mü? Üzerinde yazıyor, pardon bir tane. Üzerinde yazıyor olan araba mı? Aynen odur. Siyah bir araç. Üzerinde logomuz evet, var. Evet. Bir Şansım Olsa logosu var üzerinde. Sizden ricam evet. Aşağı inip size ait olanı alın lütfen. Mümkün mü? Ayşegül Hanım, bir yerim değiştirdikten sonra iniyorum. Müsaitseniz bu numaradan size tekrar ulaşabilir miyim? Tabii. İstediğiniz gibi. Hatta ben sizi arayacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi o aşağı inecek. Bir 5-6 dakika sonra ben onu tekrar arayacağım. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Tunç Bey arabaya bindi. Ben onu şimdi tekrar arıyorum. Bakalım neler oldu. Efendim buyurun. Tekrar ben Ayşegül. Buyurun Ayşegül Hanım. Araca bindiniz. Bindim Ayşegül Hanım, da burada yani kasadan başka hiçbir şey yok. Aynen doğrudur. Kasadan başka bir şey yok. Ama sizin emanetiniz tam da o kasanın içinde. Şimdi şöyle, bize sizlere ulaştırmamız için verilen herhangi bir şeyden bizim haberimiz olmuyor.
Ya bu sizin ne bulacağınız bize de sürpriz oluyor açıkçası. Ama ben birazdan size bir mesaj yollayacağım. O mesajda bir şifre olacak. Şifreyi girip kasayı açıp size ait olanı alabilirsiniz. Peki Ayşegül Hanım, sağ olun. Tamam, görüşmek üzere. Bekliyorum, teşekkürler. Sıra şifrede, hadi bakalım. Şifremizi de yolladık. Bakalım neler olacak. Anne. Şimdi kasayı açtı. Açmıştır yani, öyle düşünüyoruz. İçindekini görmüştür. Bakalım neler hissetti. Tekrar arıyorum. Hadi bakalım. Efendim. Tunç Bey. İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Bu fotoğrafı bize babanız ulaştırdı. Siz de anlamışsınızdır. Benim öyle bir babam yok, anladınız mı? O tam bir katil. Yok öyle söyleme. O katil adama babam diyemem ben bu saatten sonra. Ne olur sakin olun. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben babanızla uzun uzun konuştum. Sizi de anlıyorum. Yaşadığınız inanılmaz bir şey. Yani hiç kolay değil. Yani pek çok insan bunu yaşadı bu ülkede. Siz de bunlardan birisiniz. Hayır. Ve kimse benim yaşadığım acıyı yaşayamaz. O adam benim annemi aldı benden. Deprem değil, o adam aldı annemi benden. O böyle bir şey olsun ister miydi? O da çok sevdiği. Anneniz ne kadar sevdiğinden bahsetti biliyor musunuz? O kadar aşıkmış, o kadar hep güzel eşim Ayşe dedi. Ayşe Hanım, o adamdan bana bahsetmeyin. Anlatabiliyor muyum size? Bana ondan bahsetmeyin. Bakın babanız depremden evvel o eve nasıl taşındığınızı anlattı. Hani ev küçük geliyormuş. Yine sizleri düşünerek bir şey yapmış. Yani ailem büyüdü, hani genişledi. Daha rahat etsinler amacıyla yaptığı bir şeymiş. Nereden bilsin adam? Doğal bir afet gelecek, yıkılacak, edilecek. Başınıza bunlar gelecek. Yani bilse böyle bir şey yapar mı? Kim yapar ya da böyle bir şey yani? Sizi de dinlemek istiyorum. Ya böyle telefonda konuşuyoruz ama. Tamam, hiçbir şey bilmiyorum. Sizin açınızdan evet. Hiçbir şey bilmiyorum ama bir araya gelsek, yüz yüze konuşsak mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil Ayşegül Hanım. Mümkün değil. Gelmek istemiyorum. Tamam. Benimle mi yüz yüze gelmek istemiyorsunuz? Ayşegül Hanım. Evet. Bakın. Ben oraya geldiğim zaman o insanla karşılaşmak istemiyorum. Tamam. Tamam, o yüzden de gelmek istemiyorum. Beni neden anlamıyorsunuz? Ne için anlamak istemiyorsunuz? Ya ben, bir dinler misiniz? Bir sakin. Ben sizi gerçekten anlamaya çalışıyorum. Yani şey değil, babanızla yüz yüze gelmeyeceksiniz. Ben ikimiz karşı karşıya gelelim istiyorum. Yani nasıl babanızı dinledim? Hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Anlatabildim mi? Ne olur kabul edin. Eğer kabul ederseniz içinde bulunduğunuz araç, ben yakınım zaten size. Hemen getirecek yanıma sizi ve konuşacağız. Peki Ayşegül Hanım, sırf bu fotoğraf için... Sırf sizle özellikle görüşmek için geleceğim. Ama lütfen tekrar rica ediyorum. O adam olmasın orada. Tamam. O adam orada olmasın. Olmasını istemiyorum. Tamam, ben sizi çok iyi anladım. Kesinlikle olmayacak. İkimiz konuşacağız. Oldu? Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sana. Bayağı zorladı aslında yani hani. Ama onu da dinlemem lazım. Babayı dinlediğim gibi. Hiçbir şey tek taraflı değildir. Bakalım onun hikayesi ne? O ne anlatacak? Çok zor aslında. Yani baba da burada. Bu anlamda biraz tedirginim ama tabii ki karşı karşıya getirmeyeceğim onları ilk etapta. Bakalım neler olacak? Ha?
Rahatsız olmayın lütfen. Aşkım, Tunç geliyor mu? Geliyor. Konuştuk ama sizinle görüşmek için değil, önce benimle görüşmek için geliyor. Araca bindiler. Birazdan bana bir mesaj gelecek geldiklerinde. Konuşacağız. Ne konuştunuz? Ya ben sizin söylediğiniz şeyleri böyle tek tek anlatamadım ona. Anlatmadım daha doğrusu. Açıkçası bu telefon konuşması biraz şey gibi geçti. Yani onu sakinleştirmek adına yapılmış bir telefon konuşması gibiydi. Hikayeyi bir de benden dinleyin deyip duruyor. Yani bana anlatmadığınız yahut açmadığınız başka bir mesele var mı? Ya şimdi şöyle Ayşegül Hanım, ben biraz önce dediğim gibi Nuray gerçekten çok tutumlu bir kadındı. Hani yoktan var eden bir kişiliği vardı. Evine, yani evcimen bir kadındı. Evine çok bağlıydı. Hatta çocuklarıyla yani birlikte olalım, daha iyi yaşatsın diye de işinden de ayrıldı. Peki çöken evi siz satın mı aldınız yoksa kira mıydı? Çıktığımız ev bizim kendi evimizdi. Onu dedik ki, yani daha doğrusu ben tabii kiraya verelim. Yeni bir eve taşındığımız üzerine biraz koyup daha büyük kirasını öyle karşılarım diye düşündüm. Ama zaten dediğim gibi Nura hiç zaman istemedi. Keşke onu dinleseydim. Orası depremden sonra sağlam kaldı. İçindekiler de sağ çıktılar. Kader diyoruz ya. Demin de söyledik, kader. Hani olacağı varmış yani. Peki depremden sonra nasıl bir yaşam kurdunuz Alpay Bey? Şöyle Ayşegül Hanım, ben yeni bir ev buldum. Oraya da çocukları da istedim ama Tunç zaten kesinlikle karşı çıktı. Hatta biz kızımla bir ara konuşuyorduk yani. Ama sonradan Tunç, hatta yani tuttuğum eve de gelmelerini istedim ama Tunç biraz da kızıma söylediği şey, babamın tuttuğu evler mezar oluyor diye. Kızımla bir zaman sonra irtibatı da kopardık. Daha sonra ben, tabii onlar büyüdükçe masrafları da artmaya başladı. Ben İstanbul'a taşınmak zorunda kaldım. Orada bir arkadaşla ortak iş bulduk. Kazancımdan, zaten kazandıklarımdan da kayınvalideme gönderiyordum. O anlamda şey yapmadınız. Yok, onu boş bırakmadınız. Kesinlikle, yani kesinlikle. Yani kayınvalidenize gönderdiniz. Gönderdim. Onlar, o da çocuklara harcadı onu. Ama inanın öyle bir şey duydum ki, yani gönderdiğim paraları Tunç hiçbir zaman kabul etmemiş. Bu yani bir baba için yani çok acı bir şey gerçekten. Ve ben bir kez daha yıkıldım. Peki küçük çocuğunuz neredeydi, en küçük olan? En küçük olan işte zaten ablasıyla beraber, yani hem kayınvalideyle beraber yaşadıkları zaman, daha sonra kızım evlenip İsveç'e gittiler. Liseye zaten küçük oğlum burada devam ediyordu. Sonra öğrenimi de İsveç'te devam etmeye başladı. Ablasının yanında. Duyduğum kadarıyla da çok başarılı bir çocuk. Mühendis çıkacak inşallah. Ha, maşallah. Yani bir baba olarak inanın, yani babalığımı yaşayamadım onlarda. Tunç onları bütün bu harcamalarını falan çalışarak karşılıyormuş. Sizin gönderdiğiniz hiçbir parayı? Kesinlikle, kesinlikle. Biraz yani kabul etmemiş. Bu benim için zaten inanılmaz bir yıkım oldu. Tunç baba olmuş yani, öyle mi? Maalesef, maalesef. Ya ben de açıkçası ona buradan yaklaşmayı düşünüyorum. Yani onun da artık bir baba olduğunu hatırlatıp kendini sizin yerinize koymasını isteyeceğim. Bakalım. İnşallah. İnşallah, evet.
Peki kızınızla küçük oğlunuza kırgın mısınız? Yok, kesinlikle. Yani hiçbir zaman kırgın değilim. Ama sadece üzülüyorum. Çünkü hani bir baba olarak çocuklarımla böyle ayrı kalmak, konuşamamak inanılmaz bir yıkım. Ve hani her zaman diyorum da yani keşke o evden taşınmasaydık. Keşke bu şeyi yaşamasaydık. Aşırı bir vicdan azabı çekiyorum Ayşegül Hanım. Anlattığınız kadarıyla bu kadar kendinizi suçlamanızı doğru bulmuyorum. İstanbul'a geldikten sonra, İstanbul'a geldim dediniz. Evet, evet. Yeniden bir hayata başlayabilirdiniz, çok gençtiniz. Ben İstanbul'a geldim ama Ayşegül Hanım hani Nuray'ı o kadar çok seviyorum, hala seviyorum. Yastığa kafamı koyduğum anda dahi onu düşünüyorum. Yani onu kaybetmek inanılmaz acı bir şey. Onu anlatmak mümkün değil ve ben cehennemi yeryüzünde yaşadım Ayşegül Hanım. O belli. O çok belli. Peki eşinizden kalan başka bir anınız var mı? Ayşegül Hanım, size verdiğim o bir tane vesikalık fotoğraf vardı. Deprem anında bir cüzdanımda o anı kalmıştı. O da biz tanıştığımızda mektuplaşıyorduk. Birbirimize mektup yazıyorduk ben askerdeyken bilhassa. Ve fotoğraflar gönderiyorduk. Şimdi o vesikalık fotoğrafı göndermişti. İşte depremden sonra bir o kaldı zaten. Kalan son anında onu da size verdim. Aslında çok güzel bir anınız varmış. Gerçekten. Ah. Mesaj geldi. Araç gelmiş. Gelmemi ister misiniz? Gelebilir miyim ya da? Yok. Siz şimdilik oturun. Ben son bir kez şansımı deneyeceğim. Ama Tunca'ya iletmemi istediğiniz bir şey varsa söyleyeyim. Tunç'tan beni affetmesini istiyorum. Bunca yıl sonra yani bu özlem bitsin artık. Torunlarımı, çocuklarımı öpüp koklamak istiyorum. İnanın hani bunları yapmadan da ölmek istemiyorum. Tekrar söylüyorum, ben elimden geleni yapacağım, tamam? Çok çok teşekkür ederim. İyi haberlerle geliriz inşallah. İnşallah. Görüşürüz. Alpay Bey'i buluşma masasına gönderdik. Şimdi ben Tunç'la buluşmak üzere arabaya gidiyorum. Biliyorsunuz Tunç benimle konuşmak için geldi. Ama ben babayla oğlu buluşturacağım inşallah. Hadi bakalım. Tunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım, eyvallah. Sizi görmeye geldim Ayşegül Hanım, buyurun. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok sevindim geldiğinize biliyor musunuz? Ben sadece bu konunun son vermesi için geldim Ayşegül Hanım. İnanın sırf o günkü anı için ve sizi görmek için geldim. Ne o baba denilen adama, ne o katile, ne de onun sesine ihtiyacım var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bir sakin olalım, değil mi?
Ha, ne dersiniz? Önce bir sakin olun. Biliyorum. Telefonda da fazla sakin değildiniz. Şaşırdınız belki de yani hiç beklemiyordunuz şu an. Ayşegül Hanım, ne yapmam gerekiyor? Bana bunu söyler misiniz ya? Sakin olun. O adam bir katil. Benim annemi benden alan insan. Nasıl sakin olabilirim? O anıları siz yaşadınız mı? Hiç gördünüz mü? Hiçbir zamanda hissedemeyeceksiniz. O anıları ben yaşadım, siz değil. Ya çok haklısınız, tamam ben ancak şey yapabilirim, tahmin edebilirim böyle bir şey, doğru söylüyorsun. Hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Ya, bir sakinleşelim, güzel güzel konuşalım. Bakın, anlamıyorsunuz geldin. Ayşegül Hanım, beni hiç anlamıyorsunuz. Ben anlayacağım sizi, siz anlatacaksınız, tamam mı? Ben de sizi anlayacağım inşallah. Bu fotoğrafı sıkıştırdınız elime, buyurun. Babam denilen o katile götürün verin. Tanımıyorum ben böyle bir kadını. Benim annem öldü. Anlatabiliyor muyum? Öldü. Allah rahmet eylesin. Çok... Bu böyle fotoğraf var mı elinizde? Sadece o. O da o katil adam verdiği için. Sırf annem var diye hayal ettiğim için. Hayali o günden yani. Sonra annem ben hiç görmedim. Küçüktüm, hatırlamıyorum. O deprem anında babamı bile görmedim. Ya neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Hep o adamdan dinlemişsiniz beni. Ama benden hiç dinlemediniz. Benden dinlemediğiniz müddetçe de beni hiçbir şekilde anlamayacaksınız. Siz babayı suçluyorsunuz. Babam yüzünden oldu diyorsunuz. Evet, babanız oturduğunuz evi bırakıp başka bir eve taşınmak istemiş. Ama bunun da sebepleri var kendine göre. Yani babanız eşini çok seviyormuş, annenizi çok seviyormuş gerçekten. Ayşegül Hanım, depremden bir gün önce biz o binaya taşındık. Düşünebiliyor musunuz? Babanız da anlattı. Bakın ne diyorsunuz siz de, depremden bir gün önce taşındık. Ya Allah aşkına. Annenizi, babanızın ne kadar sevdiğini biliyormuşsunuz. Biliyordunuz değil mi? Hayal ediyordum. Keza evlatlarını da. Babanız annenizi çok seviyormuş. Kim ister böyle bir şey? Bu kadar eşini seven, bu kadar çocuklarına düşkün bir insan kalkıp da hadi bakalım içlerinden biri ölsün falan diye böyle bir şey yapabilir mi sizce yani? Ne yapmış? Bir saniye izin verin bana. Peki Ayşegül. Eşim daha rahat etsin, çocuklarım büyüyorlar, artık kendilerine ait birer odaları olsun, kendi alanları olsun diye iyi niyetlerle düşünerek böyle bir şey seçmiş. Nereden bilebilir? Peki Ayşegül Hanım, şöyle söyleyeyim size. Ben de binada oturuyorum. Ama bu binanın depreme dayanıklı olduğunu biliyorum. Araştırmasını yaptım. Tamam Tunç Bey, bunu ne zamandan beri biliyorsunuz? Bakın depremden bir dakika. Depremden sonra 90... olduğunu biliyorum. Ama bir dakika, depremden sonra. 99 depremine kadar... Pek çok deprem de geçirdi bu ülke. Ama 99 depremi akılda kaldı değil mi? Sesini duyan var mı? Öyle kimse var mı? Ondan sonra insanlar daha tedbirli. Şu an siz de bir binada oturuyorsunuz. Evet. Ya bunu ölçmüşsünüzdür ama... Evet. Ama yaşadığınız şeyden dolayı ölçmüşsünüzdür. Anlatabildim mi? Yani daha evvel bu kadar bilinçli değildik. Babanız da bunu bilemezdi. Anlatabiliyor muyum? Ama annemin suçlusu o. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Bir kere. Ya affetmek kadar güzel bir şey. Ayşegül Hanım, o kadar içim acıyor ki. Konuşurken bile hep kekeliyorum. İnanın şu an... O anı yaşar gibiyim. Ben farkındayım. Tüylerim diken diken oluyor. Farkındayım ben. Bunu anlayamazsınız. Tamam anlatın, anlatın. Sizden de dinleyeyim ben. 16 Ağustos'ta evi taşımıştık. 17 Ağustos'ta yeni evimize yerleşmeye başladık. O an o kadar mutluyduk ki, o kadar heyecanlıydık ki. Belki de o an herkesin bir hayali vardı. Annem o mutla, o mutlulukla o kadar bir odadan diğer odaya koşuyordu ki anlatamam. Ama bir de hiç unutmadığım inanılmaz ama inanılmaz bir sıcak vardı. Birkaç saat geçti. Sonra hiç duymadığım böyle bir uğultu, bir ses duymaya başladım. Sanki yani pencereden böyle tuhaf bir ses geldi. Yani anlatamam o anı. Sonrasında ıslık sesi gibi gelmeye başladı. O an kimse ne yapacağını bilemiyordu. O an annemin elinde sivişörtler vardı. Bir anda yere fırlattı ve üstüme kapandığını biliyorum.
Öyle bir ses geldi ki sanki bomba patlamış gibiydi. Duvarlar çatlamaya başladı. Bir anda böyle binanın çöktüğünü gördüm. O an bina bir kat aşağı çökünce ben de o bir kat aşağıya çökmüştüm. Ve bazanın yanına sıkıştım. Baza küçük olduğu için altına giremedim ve yanında kaldım. O an annemin sesini duyuyordum ama göremiyordum. O kadar her tarafta çığlık sesleri, siren sesleri anlatamam. Yani o anı yaşamanız lazım. O kadar korkmuştum ki. Hatta Ayşegül Hanım, o an babamı bile göremedim. Annem ise o an babama, hayatım neredesin diye seslendi. Babamın sesini duyduk ama babamı bile göremedik. Kimse kimseyi görmedi. Kimse kimseyi göremiyordu. Yani o kadar karanlık içindeydi ki ben hayatımda böyle bir akşam karanlığı bile görmedim. Kardeşlerinin sesini duyuyor muydun? Kardeşlerimi duyuyordum ama göremiyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. O ara annemin eline uzandım. Annemin eli o kadar sıcaktı ki bana, o kadar umut verdi ki bunu size anlatamam. Ama bir anda o sarsıntıyla bir anda nereye kayboldum, nereye gittiğimi anlayamadım. Hala bağırışlar, çağırışlar. Elimden gelen her çabayı yapmak istedim ama mümkün olmadı. Hepsi o adam yüzünden oldu. O babam hiç orada değil. Sesini duyduk ama hiçbir zaman kendisini görmedik. Ama baban da enkazın altında kaldı Tunç. Hepsi babamın suçu Ayşegül Hanım. O eve taşınmasaydık hiçbir zaman o olmayacaktı. Taşındıktan sonra bunlar başımıza geldi. Ben şimdi ailemi kaybettim. Bunun ne kadar acı olduğunu anlatamam size. Bilemezsiniz. Çünkü o anıları ben yaşadım. Ayşegül Hanım, ben hiç masal sevmem biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Biz o gün kardeşlerim ve ben sakinleşelim diye annem bize masal anlattı. Baban gelecek çocuklar dedi. Ama babam hiç gelmedi. Ben nefes almakta zorlanıyordum. Anneme söyledim. Annem nefes tutma oyunu oynayalım oğlum dedi. Ben o an ne olduğunu anlayamamıştım. Uyuyakalmış. Uyandığımda sanki okula gidecekmişim gibi geldi. Elimi uzattım. Anne babam hala gelmedi mi dedim. Elleri o kadar sıcaktı ki bana sanki umut oldu. Kız kardeşim, erkek kardeşimi susturmaya çalışıyordu. Göremiyordum ama onları duyabiliyordum. Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Annemin eline tekrar uzandım. Elinden tuttum. Bir önceki tuttuğum sıcacık el o an buz gibiydi. Kız kardeşim anneme ve bana seslendi. Kız kardeşime annem bize masal anlatırken uyudu herhalde dedim. Hayatım bir günde değişti. Bir gün öncesi çocukken, bir gün sonra kardeşlerimi teselli eden baba olmuştum. O an meşhur sesi duydum. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Duyuyor musun beni? Kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Seslenmek istedim ama sesim çıkmadı. O sesi babam sanmıştı. Annem bize baban sizi gelip kurtaracak demişti. Önce kardeşim, ablamı kurtardılar. Sonra sesler duydum, kazma kürek sesleri. Avaz avaz bağırdım, sesimi duyan var mı? Ben de buradayım diye. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. Rüyada olduğumu düşünmüştüm. Oysa ki her şey gerçekti. Annem ölmüştü.
Babam hala yoktu. Hastaneye gittiğimde kardeşlerimin de orada olduğunu öğrendim. Babamın da enkaz altında olduğunu söyledim. Listeye baktılar ama bulamadılar. Çünkü mahalleye yeni taşınmıştık. Biz enkazdan çıktıktan 4-5 gün sonra yemek sırasında babamla karşılaştım. Çok sevinmiştim. Ama 4-5 gündür neredeydi? Ben kardeşlerimle ne haldeydim? Hiç yanımızda değildi. Annem ölmüştü. Babam da öldü bu saatten sonra. Tunç, çok ağır şeyler yaşamışsın. Hani omuzlarına yaşının kaldıramayacağından fazla yük binmiş. Çocukluğunu bırakmışsın enkazın altında. Resmen yani. Hani büyüdüğünü zannetmişsin ama hala bir çocuk olduğunu unutmuşsun sen orada. Ama bak unutma, sen hala bir babanın çocuğusun. Kendine bu kadar eziyet etme, bu kadar ceza verme bence. Babana da, kendine de. Ya düşünsene, yani senin çocuğunun bir babası var, babanın bir oğlu var, başka kimseleri yok. Ama senin hem bir çocuğun var, hem de bir baban var. Ne büyük zenginlik ya. Mahrum etme Allah aşkına kendini bundan. Babanı suçluyorsun, anlıyorum yani annenin vefatından dolayı, ama bak şöyle düşün. Eğer baban o bilinçte olsaydı, yani 99 sonrası bilincinde, deprem bilincinde olsaydı, o evi tutarken yahut yerleşirken illaki ölçerdi, biçerdi. Ben konuştum babanla. Adamın tek söylediği, ben eşimi çok severdim, yavrularıma çok düşkündüm. Sen de bir babasın, evladın var. Sen istemez misin evladın daha refah içinde olsun, daha iyi şartlarda büyüsün? İllaki istersin, değil mi? Baban da bunu istedi, bak öyle düşün. Tunç, ben şimdi seni yalnız bırakacağım. Peki Ayşegül. Bu araçtan ineceğim. Bir 30 dakika süre vereceğim sana. Eğer bu 30 dakika zarfında araçtan inmezsen, araç seni aldığı noktaya geri bırakacak. Ama inersen birkaç metre uzaklıkta masada biz babanla seni bekliyor olacağız. Tamam Ayşegül. Tamam. Tamam. Karar senin. İyi düşün. İyi düşün diyorum, bu yükü taşıma ya daha fazla. Yani yalnız taşıma, anladın mı? Peki Ayşegül Hanım, biraz yalnız kalmak istiyorum. Müsaadeniz varsa. Aynen, yalnız bırakıyorum seni. Teşekkür ederim. Hadi. Siz de duydunuz, anlattı. Yani aslında hani insan tahmin edebiliyor ama hani yaşayan için bambaşka bir şey bu. Cidden ağır şeyler yaşamış, çok zor. Ben şimdi babanın yanına gideceğim. Ben elimden geleni yaptım. Hani Tunç gelir mi, gelmez mi? Artık top onda, karar onda. Göreceğiz. Alpay Bey bizden bir şans istedi oğluyla konuşmak için. Ama Tunç bunu kabul ederse kendisi için de bir şans yaratmış olacak. İnşallah olur, ne diyeyim. Ağustos 1999'da Alpay Bey evini taşımış. 17 Ağustos 1999'da büyük felaket, deprem gerçekleşmiş. Bunun sonucunda Alpay Bey eşini ve tüm ailesini kaybetmiş. Tunç da annesini kaybetmiş.
Tunç annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyor. Biz baba ve oğlu bir araya getirmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi hep birlikte onların kavuşmasını istiyoruz. Bakalım Tunç bu masaya gelip babasıyla kavuşacak mı? Babasına bir şans daha tanıyacak mı? Göreceğiz. Zaman daralıyor. Ben bu küslük bitsin istiyorum gerçekten. İnşallah gelecek. Gözümüz yolda. Ya beklenen an Tunç geldi. Sözün bittiği yerler gerçekten baba oğul kavuştu. Birbirlerine bir şans daha verdiler. İnanılmaz bir şey bu. Çok mutluyum. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Eğer siz de bir şansım olsun diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın. Thank you.